Bir zamanlar yüksek bir dağın zirvesinde dört devasa yumurtanın bulunduğu bir kartal yuvası varmış. Bu yuva dağın en yüksek noktasında, bulutların arasında gizliymiş. Bir gün şiddetli bir fırtına çıkmış ve yumurtalardan biri yuvarlanarak dağın eteklerine düşürmüş. Şans eseri bu yumurta bir tavuk kümesinin yakınlarına düşmüş ve tavuklar yumurtayı bulmuş. Tavuklar buldukları kartal yumurtasını güvenli bir yere taşımışlar ve onu kendi yumurtaları gibi korumaya başlamışlar. Zamanla yumurtadan minik bir kartal yavrusu çıkmış. Tavuklar bu minik yavruyu kendi yavruları gibi büyütmüşler. Kartal yavrusu tavuklarla birlikte büyümüş ve zamanla kendini bir tavuk gibi görmeye başlamış. Tavuklar ona uçmayı öğretememişler çünkü tavuklar da uçmayı bilmiyorlarmış. Kartal yavrusu tavukların arasında büyümüş ve tıpkı bir tavuk gibi yaşamaya başlamış. Yıllar geçmiş ve kartal büyümüş. Bir gün gökyüzünde süzülen güçlü ve görkemli bir kartal sürüsünü görmüş. Onların özgürce uçuşlarını izlerken içinde bir şeyler kıpırdamış. "Ah, keşke ben de onlar gibi uçabilseydim," diye düşünmüş. Bu düşüncesini tavuklara açtığında tavuklar kahkahalarla kartala gülmüşler. "Sen bir tavuksun, tavuklar uçamaz," demişler. Kartal tavukların söylediklerine inanmaya başlamış. Ancak içindeki o özgürlük arzusu hiç dinmemiş. Her gün gökyüzüne bakıp ve kartalların gökyüzünde uçuşunu izlermiş. Bir gün cesaretini toplamış ve kanatlarını açarak uçmayı denemiş. Ancak tam uçacakken tavuklar onu durdurarak, "Sen bir tavuksun, kuşlar gibi uçmayı boşuna deneme," demişler. Kartal tavukların söylediklerine gün geçtikçe daha çok inanmaya başlamış ve artık uçma hayallerinden vazgeçmiş. Minik kartal artık uçmayı denemiyor, hayal bile kurmuyormuş. Sadece tavuklar gibi kümesin içinde ve çevresinde dolaşarak hayatına devam ediyormuş. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş, yıllar geçmiş, kartal bir daha asla uçmayı denememiş. Yıllarca bir tavuk gibi yaşamaya devam etmiş ve yıllar geçtikçe yaşlanmış ve bir tavuk gibi kümesin içinde ömrünü yitirmiş. Bu masaldaki ders, içimizdeki potansiyeli keşfetmenin ve hayallerimizin peşinden gitmenin önemini vurgular. Kartal aslında bir kartal olduğunu ve uçabileceğini hiç öğrenemedi çünkü çevresindekiler ona sürekli olarak bir tavuk olduğunu söylediler. Bu yüzden hayallerinizin peşinden gitmekten ve potansiyelinizi keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Baba Masalları kanalımızda bir masalımızın daha sonuna geldik. Başka bir masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.